Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Fil suresini değerlendireceğiz. Buradan itibaren geriye kalan sureler Kur'an-ı Kerim'de namaz sureleri şeklinde de halkımız arasında değerlendirilir. Kısa surelerdir ve bu kısa sureler genelde günlük hayatta namazda çokça okuduğumuz surelerdir. İşte bunlardan bir tanesi Elem tera keyfe faale rabbuke bi ashabil fil diye başlayan Fil suresi. Cenab-ı Hak burada şöyle bildiriyor. Elem tera, görmedin mi? Keyfe faale rabbuke bi ashabil fil. Rabbinin ashab-ı file nasıl yaptığını görmedin mi? Elem yec'al keydehum fi tadlil. Allah onların keydini, tuzağını boşa çıkarmadı mı? Varsel aleyhim tayran ebabil. Ve onların üzerine bölük bölük arda arda kuşlar göndermedi mi? Termihim bi hicaratin min siccil. O kuşlar ayaklarıyla siccilden taşlar atıyorlardı. Fecaalehum ki asfim me'kul. Ve Allah onları bu şekilde yenilmiş ekin gibi o hale getirdi. Bu kısaca meali. Bununla alakalı fil vakası diye tarihlere geçmiş olan önemli bir olay tefsirlerimizde nazara verilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrifinden kısa zaman önce, birkaç ay evvelinde şöyle bir olay yaşanıyor. O sıralarda Ebrehe namında bir komutan, Yemen'de hükmeden bir komutan büyük bir kilise yaptırıyor ve bu kilise dillere destan olabilecek çok büyük bir kilise ve istiyor ki insanlar Kabe'ye gitmesinler, buraya gelsinler. Ancak bir gün Araplardan bir tanesi o kiliseye giriyor ve kilisenin değişik yerlerine, affedersiniz, pisletiyor. Ebrehe Araplar tarafından bunun yapıldığını öğrenince, zaten Kabe'ye alternatif olsun diye de yapmış, onların Kabe'lerini yıkacağım, yerle bir edeceğim diyor, yola çıkıyor. Ve bunlara ashab-ı fil denilmesi, yanlarında Mahmut denilen veya Mahmut, o isimle çok büyük bir fil var. Yanında belki başka filler de var. Önlerinde filler de olduğu halde yola koyuluyorlar. Ve belli bir noktaya gelindiğinde konaklıyorlar. Artık Mekke'ye hücum edecekler ve Kabe'yi kendi programlarına göre yakıp yıkacaklar, kırıp geçirecekler. Bu arada o civarda otlayan hayvanlara, develere de el koyuyorlar. Bunun üzerine Mekkelilerle onlar arasında görüşmeler başlıyor. Abdülmuttalip, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi malum ve Kureyş'in önde gelenlerinden, Kureyş'in ulu kişisi. Abdülmuttalip'in de develerine el konulmuş. Abdülmuttalip bir vesileyle işte Ebrehe'ye elçi gönderiyor ve onunla görüşmek isteğini bildiriyor. Ebrehe de onu kabul ediyor. Abdülmuttalip Ebrehe ile konuştuğunda Ebrehe karşısında çok saygın bir insan görünce hürmet ediyor. Onu ilgiyle dinliyor. Ardından da soruyor, peki bizden ne istiyorsun? Bunun üzerine Ebrehe'ye Abdülmuttalip diyor ki, ben develerimi almak için geldim diyor. Develerime el koymuşsunuz, develerimi istiyorum. Ebrehe şaşırıp kalıyor. Ve diyor ki, biz sizin diyarınıza kadar geldik. Birazdan sizin Kabe'nize saldıracağız. Onun için geldik. Ama sen tutmuşsun, kendi develerinin peşindesin. Ben de senin kalıbına bakınca gerçekten bir adam olduğunu sanmıştım diyor. Bunun üzerine Abdülmuttalip diyor ki, ben develerimin peşindeyim. Kabe'nin sahibi başka diyor. Kabe'yi koruyacak olan da odur. Ben ona karışmam diyor. Ve Ebrehe onun teklifini makul görüyor. Yani develerini isteme teklifini. Onun develerini veriyor. Abdülmuttalip develerini alıp gidiyor. Ardından Ebrehe ordusuyla beraber artık Kabe'ye saldırmak için harekete geçiyor. Ancak belli bir noktaya gelindiğinde fil daha ileriye gitmiyor. Böyle fili dürtüyorlar. Yan taraflara gidiyor. Geriye doğru gidiyor. Ama bir adım daha ileriye gitmiyor. İşte böyle bir hengamede deniz tarafından daha önce görmedikleri kuşlar,
belki kırlangıç gibi o büyüklükte, değişik büyüklükte olabildiğini söyleyenler de var tefsirlerde. Değişik ebabil yani cemaatler halinde grup grup öbek öbek ard arda adeta filolar gibi kuşlar geliyor. Ve bu kuşlar gagalarında bir, ayaklarında da ikişer tane olmak üzere her biri üç tane küçük küçük taşlar ve bu taşlar minsiccil diye ayette ifade ediliyor. Özel hazırlanmış bir çamurdan ve adeta bir bomba gibi. Bunlar kuşlar tarafından Ebrehe ve ordusunun üzerine bırakılıyor. Ve kuşlar adeta bir uçak saldırısı gibi bu düşünülebilir. Uçaklar nasıl ki bir yeri bombalayacağı zaman süzülüyorlar. Ardından o bombaları aşağıya bırakıyorlar. Aşağıda bir hengame, bir gürültü kopuyor ve alt üst oluyor her şey. Benzeri bir tablo adeta yaşanıyor. Kuşlar Ebrehe ordusu üzerine bu küçük taşları, küçük çamurdan, özel çamurdan taşları bırakıyorlar. Ve Ebrehe'nin ordusu bu küçük taşlarla darmadağın oluyor. Ayette tasvir edildiği şekliyle fecealehum ke'asfim me'kul ve Allah onları yenilmiş bir ekin gibi kıldı. Yani nasıl ki çekirgeler bir tarlaya girer, ekin tarlasına. Oradaki bütün mahsulü yer bitirirler. Geriye böyle delik deşik bir manzara kalır. Onun gibi Ebrehe ordusu da öyle bir duruma geldi. Kitaplarımızda ifade edildiğine göre, mesela bir kimseye bu isabet ettiğinde başından girip ta ayağından çıkıyor şeklinde tasvirler var. Vücudu böyle delik deşik oluyor, helak olup gidiyorlar. Ebrehe yaralı bir şekilde kurtuluyor. Gerçi bu kurtulmak sayılmaz. Yemen'e geri dönmek zorunda kalıyor ve yol boyunca da vücudu lime lime düşüyor. Vücudundan parçalar böyle dökülüyor. Adeta bir civciv kadar kaldı gibi, belki mübalağalı bir anlatımla bazı kitaplarda böyle ifade edilmiş. O şekilde küçülüyor, küçülüyor ve ölüp gidiyor. Yani Yemen'e döndüğünde de yaşayamıyor, ölüp gidiyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun yer alması muhakkak ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı bir olay. Çünkü elem tera keyfe faale rabbuke derken ayetin ilk muhatabı Peygamber Efendimiz. Ey Peygamber, görmedin mi senin Rabbin fil ashabına nasıl yaptı? Burada ne yaptı değil de nasıl yaptı denilmesi, yani bu işin sıra dışı bir iş olduğunu göstermek için. Ne yaptı denilse onların diyelim helak olması, onları helak etmesi anlaşılır. Ama nasıl yaptı? Daha evvelinde görülmemiş kuşlar geldi, ayaklarında, gagalarındaki özel taşları bıraktılar ve orayı bir ekin tarlasına, ama yenilmiş bir ekin tarlasına çevirdiler. Onları bu şekilde helak ettiler. Bunun Peygamberimizle alakası, çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıblesi olacaktır orası. Ve Kabe yeryüzündeki ilk mabettir. Ve o Kabe'nin bulunduğu yer en mübarek bir yerdir. Harem, Cenab-ı Hak o bölgeyi hürmetli bir yer kılmış. İnsanların hürmet ettiği ve gelip Allah'a ibadet ettikleri bir yer kılmış. Şu anda da o hürmetiyle aynen devam ediyor. Ve insanlar gerçekten Kabe'ye ihtirama devam ediyorlar. İlk mabet çok saygın bir şekilde devam etmekte. İşte Hazreti Peygamber'in ileride kıblesi olacak Kabe'yi yıkmak isteyenler bu şekilde yıkılıp gidiyorlar. Kendileri helak olup gidiyorlar. Ve bu sıra dışı bir olayla gerçekleşiyor. O ana kadar görülmemiş bir şekilde sıra dışı bir olayla gerçekleşiyor ve o insanlar hak ile yeksan oluyor, kahru perişan ediliyorlar ve layık oldukları cezaları buluyorlar. Burada Peygamberimize hitap şeklinde gelmesiyle Peygamberimizin indi ilahideki Allah nezdindeki özel önemini de görmekteyiz. Yoksa Kur'an-ı Kerim bunu Rabbüke ifadesini kullanmadan da Allah ashab-ı file ne yaptı görmediniz mi diyebilirdi. O zaman doğrudan peygamberimize hitap değil, bütün insanlığa hitap olurdu. Ama senin Rabbin demek suretiyle peygamberimize özel bir iltifat var burada. Allah-u Teala
özel bir iltifatta bulunuyor ve Peygamberimizin makamını, Allah nezdindeki kıymetini ortaya koyuyor. Kur'an-ı Kerim'de bu gibi cezalandırmalara başka yerlerde de dikkat çekilir. İşte Hazreti Nuh'un kavmi onu inkar edince bir tufanla cezalandırılıyorlar. Hazreti Lut'un, Hazreti Salih'in ve Hazreti Musa'nın, bu gibi peygamberlerin ve emsali zatların kavimleri Allah'ın dinini inkar ettiklerinde Allah-u Teala bir takım semavi afetlerle onları cezalandırıyor. Bütün unsurlar Allah'ın emrinde. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yani göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Bu manada baktığımızda kuşlar da Allah'ın ordusunda askerdir. Zerreler Allah'ın ordusunda askerdir. Sinekler Allah'ın ordusunda askerdir. Ve Allah-u Teala hem zerrelerle hem kürelerle kainatta devamlı manevra yapmakta, yaptırmaktadır bu varlıklara. Dolayısıyla bütün bu alemde haşmetli bir icraat görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın izzetini, azametini görüyoruz. Her şey Allah'ın emrinde. Böyle olunca Allah-u Teala dilediği zaman kuşları da istihdam eder. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bunlar da Allah'ın ordusunda bir asker. Ve Allah-u Teala kendi askerlerinin galip geleceğini bildiriyor. Ve inne cündene lehumul galibun. Bizim askerlerimiz galip gelenler işte onlardır. Ve Cenab-ı Hak bir şeyin murad olmasını, bir şeyi murad ettiğinde, bir şeyin olmasını dilediğinde artık o mutlaka o şekilde meydana gelecektir. Başka türlü meydana gelmesi düşünülemez. Yani her şey Allah'ın iradesi karşısında emirber nefer durumundadır. Allah'ın emirlerine itaat halindedir. Ve Kur'an-ı Kerim وَلَهُ أَسْلَمَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'a teslim olmuştur buyuruyor. Bu manada da baktığımızda her şeyin Allah-u Teala'ya tam bir itaat halinde, tam bir teslimiyet halinde olduğunu görmekteyiz. İşte Allah-u Teala hem Peygamberimizin teşrifi için hem ümmeti Muhammed'in taltifi için böyle bir olayı gerçekleştirmiş ve Allah'ın yeryüzündeki ilk mabedi olan Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe ve ordusunu perişan etmiş ve onları bu şekilde cezalandırmış. Kur'an-ı Kerim bunu nazara verirken وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِنْ başka ayetlerde anlatıldığı üzere işte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Yani Allah-u Teala'nın izzeti var, azameti var. Lütfuyla insanlara çok büyük ikramlarda bulunduğu gibi kahrıyla, azametiyle de suç sahibi olanları cezalandırıyor. Dünyada kısmen cezalandırıyor, diğer alemde de bütünüyle cezalandıracak. Dolayısıyla insanlar bunları Kur'an-ı Kerim'de okuduğunda şöyle bir kendine bakmalı. Acaba ben bu işin neresindeyim? Kabe'ye yönelenlerden, ibadet edenlerden mi? Yoksa Kabe'yi yıkmak için çalışanlardan mı? İnsanın gönlü de bir nevi Kabe gibidir. Hani gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise Yunus Emre böyle demiş. İnsanın kalbi de bir nevi bir Kabe. Oranın da ibadete açılması lazım. İşte gönül Kabe'sini yıkmak için Ebrehe orduları her taraftan saldırıyor. Bunlara mukabil insanın Allah'a iltica etmesi gerekir. Allah'a iltica ettiğimizde bizim gönlümüzdeki o Kabe hürmetinde olan değerleri yıkmak için çalışanlar başarılı olamayacaklardır. Ve Allah-u Teala gönderdiği bizim gözle göremeyeceğimiz ordularla onları cezalandıracaktır. Bu manada baktığımızda yani bu sureden işari bazı manaları da çıkarabilmek mümkündür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin hem zahir manası var hem batın manası var. Hem bir haddi hem bir muttalağı var. Ve bize düşen Kur'an-ı Kerim'i zahiriyle, batınıyla, sırlarıyla her yönüyle anlamaya çalışmak. Ve Kur'an-ı Kerim'den bu sureleri okurken manalarını da tefekkür etmek. Manalarını tefekkür ettiğimizde namazımız daha da kıymetlenir.
İşte Elem Tera Keyfe'yi okurken burada Ebrehe ordusunun başına gelenlerini düşünmek bizi heyecanlandırır, heyecanlandırması gerekir. Ve Kabe'ye olan bağlılığımız artar, Allah'a olan merbutiyetimiz daha böyle kuvvetlenir ve bunun neticesinde Allah'ın izniyle daha istikametli bir hayatı yaşamış oluruz. Burada dikkatimizi çeken başka bir husus şu: bu olay, Peygamberimizin dünyaya gelmesinden az bir zaman önce meydana gelen bu olay o kadar kat'idir ki Kur'an-ı Kerim görmedin mi Rabbin ashabı file ne yaptı derken Peygamberimize hitap etmektedir. Eğer böyle bir olay olmasaydı o zamanki müşrikler, kafirler bunu dillerine dolarlardı. Derlerdi ki Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay anlatılıyor ama böyle bir olay olmadı. Halbuki bunu diyemiyorlar. Demek ki sıra dışı bir olay gerçekleşti ve normalde insanlara zarar vermeyen o kuşlar Allah'ın emriyle özel siccilden yapılmış özel çamur ile o taşlar ile işte bir bombardımanı gerçekleştirdiler ve Allah'ın Kâbe'sini yok etmek isteyen bu zalim insanları cezalandırdılar. Bu da Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğinin delillerinden bir tanesidir. Yani böyle bir olay olmasaydı müşrikler bunu dillerine dolarlar, Kur'an böyle söylüyor ama böyle bir olay olmadı diye ileri geri konuşurlardı. Halbuki Kur'an hakkında o kadar iftiralarda bulunmalarına rağmen böyle bir iddiaları söz konusu olmadı. Bu olayı yalanlayamadılar. Burada dikkatimizi çeken başka bir şey, Peygamberimize bunun görmedin mi şeklindeki öyle bir üslupla sorulması. Peygamberimiz aslında görmedi. Çünkü bu olay gerçekleştiğinde Peygamber Efendimiz henüz dünyaya gelmemişti. Böyle olunca bu gözüyle görmedi. Ancak bu ifadenin kullanılabilmesi için görmedin mi derken, mesela şu anda da bize görmediniz mi Allah-u Teala geçmiş kavimleri nasıl cezalandırdı denildiğinde, evet biz görmedik ama izlerini görüyoruz, anlatılanlardan duyuyoruz. Böyle olunca da sanki görmüş gibi oluyoruz. Yani bir şeyi anlamak için illa onu bu gözle görmek gerekmez. Kalp gözüyle görmek, bunun olduğunu bilmek, yani bilmedin mi gibi bir manada düşünülebilir. Bu açıdan baktığımızda gerçekten bu sure bize çok büyük bir ders, çok büyük bir ibret vermektedir. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.